Evet arkadaşlar vektörlerin toplanmasında şimdi uç uca ekleme metodumuzu kullanacağız. Peki uç uca ekleme metodunu biz nasıl kullanıyoruz? Herhangi bir vektörden başlayarak vektörlerimizi istediğimiz gibi taşıyabiliyorduk. Mesela ben şimdi k vektörümden başlıyorum. Ve diyorum ki k vektörümüzü şu noktaya taşıdığımızı kabul edelim. Ve k noktanın bittiği, k vektörünün bittiği noktadan artık neyi başlatacağız? başka bir vektörümüzü yani k vektörünün ucuna l vektörümü ekliyorum. K vektörümüzün ucuna l vektörümüzü ekledik ve aynı şekilde l'nin bittiği noktadan da m vektörümü başlatıyorum. Yani l'nin ucuna da m vektörünü eklediğimizi söyleyebiliriz. Bileşke vektör bulunurken başlangıçtan bitişe çizilen doğru bize her zaman bileşkeyi verecektir. Ve buradaki bileşke vektörün yönü içinde artık artı x yönündedir diyebiliyorum. Arkadaşlar sonuç olarak ne yaptık? K vektörünü aldık. K'nın ucuna L'yi ekledik. K'nın bittiği noktadan L'yi başlattık. Aynı şekilde L'nin ucuna da M'yi ekledim. Ve başlangıçtan bitişe çizilen doğru da bize neyi vermiş oldu? Bileşke vektörünü vermiştir diyebiliriz. Yani buradaki bileşkenin artık K artı L artı n'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Vektörlerde çıkartma işleminde ise Şimdi bizden bileşke vektör istenilecek ve bu bileşke değeri içinde diyorum ki k eksi l'nin bizden istenildiğini kabul edelim. Aynı vektörlerde toplama işlemini yaparmış gibi yani bu cüce ekleme işlemini yapıyormuş gibi işlem yapacağız. k vektörünü alıyorum. k vektörümüzü aynen aldık. Şu bizim için k vektörü. Ve onun ucuna artık neyi ekliyoruz arkadaşlar? Eksi L'yi. Oradaki eksilik bize neyi gösterecekti? Yön. Yani L vektörünü ters çevirerek K'nın ucuna eklediğimi söyleyebilirim. Eksi L vektörü. Vektörlerde toplama işleminde başlangıçtan bitişe çizilen doğru bize bileşkeyi veriyordu. O zaman burada da başlangıçtan bitişe çizilen doğrunun bize bileşkeyi verdiğini söyleyebiliriz. Yani bu bileşke değeri de artık neydi bizim için? K eksi L'dir diyebiliyoruz. biliyoruz. Müzik